16 Ağustos, 22 Ağustos Oğlak burçları nasılsınız? Yükselen Vay burcunuzu mutlaka takip edin. @akkoyofficial Instagram sayfam takip etmek isterseniz de buyurun takip edin. Kime vakit ayıracağınızı, işe mi ayırayım, aileme mi ayırayım, kendime mi ayırayım, çözülmesi gereken problemleri mi ayırayım, işteki karmaşıklıkları mı ayırayım, ülkemdeki sıkıntıya mı ayırayım deyip sanki 17 parçaya bölünmüş bir vaziyette kendi parçalarınızı akşam topluyorsunuz, sabah parçalar dağılıyor. Yani bu ara gerçekten telefon, iletişim, konuşma, anlaşma, yenilikler çok had safhada olacak ama paramparçaya bölünmüş, her şeyi toparlamaya çalışan ve ani gelişen olayları da toparlamaya çalışmaktan yorulmuş bir hafta yaşayacaksınız. O yüzden maddi olarak da bunaldığınız ve bir türlü harcamalar, rahat harcamak istiyorum, kendi borçlarımı bile toparlayamıyorum ve farkında olmayarak kredi kartım, banka borcum ve elden aldığım borçları nasıl hale sokacağım, nasıl toparlayacağım diye bir endişe kaosunuz var. Yani şöyle söyleyeceğim, maddi konularda güzel başlangıçlar geçtiğimiz haftadan beri hareket etme, ondan önce ve bu hafta ve ortadaki yapmadığım astroloji haftasından bu yana yavaş yavaş kendi alanınızda toparlanmaya, yeni işlerle ilgili kendinizi daha çok büyük ispatlayacağınız, verimlilik ve parayla alakalı olayların nakite dönüşü ve nakitle alakalı noktalarda da biraz derin nefes alacağız ama şöyle bir şey var. İyi niyetten paranızı kaybedebilirsiniz. Gelecek paraları ziyan edebilirsiniz. Güvenip dostunuza ve ilk önce borçlarınızı halledin. Kalanı kime veriyorsanız verin. Yeni iş kurmak isteyenler için hayır diyorum. Yapmayın. Ama burada birilerinin size teklifleri var, ortaklı teklifleri var. Para koymadan yapın. Çünkü sizin aklınız, mantığınız ve projeniz inanılmaz yaratıcı bir zekasınız. Ama ortaklara çok güvenerek değil, kendinize güvenerek imzalarınızı atarsanız maddi olarak da özellikle ortaklı işlerde güzel kazançlar söz konusu olacak. Yalnız kurumsal ya da devlet ya da büyük bir alanda üst düzey yöneticiyseniz farklı bir alandan büyük bir teklif var. Bunu değerlendirip bu alanı bırakacaksınız. Daha büyük bir alana geçiş yapacaksınız. Eğer müdür yardımcısıysanız, normal sekreterseniz bile maaşınızla ilgili konuşmalar red cevabı alacak. Kasım Aralık'ta konuşursanız daha sağlıklı, bugün masaya yatırırsanız biraz sıkıntılar söz konusu olur. Değerli oğlaklar, büyük kurumsal bazı firmalarda işten çıkartılma ve zorlanma noktaları olacak. Sizde bu ara böyle bir şey yok ama sizin Kasım ayı böyle bir şey söz konusu olabilir ama siz işinizden çıkmayacaksınız. Yönetici ve yöneticilerin hırsızlıkları, yaşadığı bazı karmaşıklıklar şirkette şirketin genel sahiplerinde yeni insanlar atanacak. Sizde bir sorun yok diyorum. Bu ara tatile çok ihtiyacınız var. Gitmek istiyorsunuz ama tek başınıza gidip şarj olmanız sizin için daha sağlıklı ve daha iyi olacak. Eğer kalabalık giderseniz zaten 17 parçaydınız. Gideceğimiz yolculukta 20 parça oluyor. 2 günde olsa sakin bir denizde enerjinizi değiştirmeniz size daha iyi olacak. Yurt dışı ile ilgili evraklarınız, devamlı telefonda para konuşmalarınız, borsa işi ya da dijital alanlarda, büyük finansal alanda ve borsadaysanız çok büyük değişimler, hatta hisse senediniz varsa bile büyük bir kazanç sağlayacak. Hiç korkmanıza gerek yok diyorum. Babanıza ait bir iş varsa burayı kapatmayı düşünüyorsunuz ama burası güzel bir nokta. Buraya yenilik yapın. Siz buranın başında olun. Burası büyüyüp gider diyorum. Aşk konusunda değerli oğlaklar, bu ara güzel fısıldamalar, güzel aşk itirafları, sizin aşk itiraflarınız böyle etrafta kuş sesleri gibi cıvıl cıvıl olacak. Affetme, tekrar ilişkiye sımsıkı sarılma. Ayrıldığınız, küstüğünüz, geçici küstüğünüz kişilerle aşk fısıldamaları söz konusu olacak. Ama sevgilisi olmayanlar için de güzel hareketler var ama çok seçici olduğunuz için ona buna kulp takmayı bırak. Bir şans ver, kalbi güzel biri var, onu yakalayacaksın. Sen akıllı ve mantıklı bir insan aradığın için
ruhunu hissetmeden ben kimseyi kabul etmiyorum diyorsun ama ruhunu hissedecek birkaç bir alternatif var. Sen şimdi ruhunu aç, onları biraz enerjini al, bakalım ondan sonra karar verin. Evli olan çiftlerimizde de aslında sorundan çok çocuklarla alakalı yaşadığımız bazı okul pürüzleri, onların eğitimleriyle alakalı endişelerimiz söz konusu olabilir. Bir de uzun süredir vergi, unuttuğunuz borçlarla alakalı yazılar gelebilir. Onu halledeceğiz. Herhangi bir problem görmüyorum. Yalnız kayınvalideniz, mesela hanımınızın annesinin size bir para konusunda sürpriz olacak. Bu da sizi rahatlatacak. Yani kayınvalideniz ya da annenizden gelecek maddi destek evli olan çiftlerimizi biraz toparlamamıza sebep olacak. Bir de uzun süredir erkek kabiri ziyaret edip, eğer babanız vefat ettiyse ya da tanıdığınız bir dostunuz, buraya gidip bir duanızı okuyun. Üzerinizdeki negatif enerjiyi oraya bırakın. Hemen arkanızı dönmeyin. Geri bir 10 adım ilerledikten sonra tüm enerjimi buraya bırakıyorum deyin. Bunu yapın, üzerinizdeki bu nazar, kötü enerji gidecek ve çok güzel bir nefes almaya evresine geleceğiz. Bu ara en büyük sorun trafikte öfkelenebilir, tartışma çıkartabilirsiniz. Bu ara kimseyle kavga yok. Bu ani fevri davranışınız karşı tarafa zarar verip sonra da sizi suç, mahkeme ya da dava edebilir. Siz parayla alakalı sıkıntı yaşayabilirsiniz. Aman dikkat diyorum.